Amatör balık avına heves etmiş, merak sarmış, yeni yeni bu hobiye başlamış olan arkadaşlar için bir fikir olması, bir yön göstermesi, yol göstermesi amacıyla başladığım video serimin ikinci bölümünde birlikteyiz. Nedir arkadaşlar? Amatör balık avcılığına yeni başlayanların genelde sosyal medyadan veya YouTube'daki videolarımın altındaki yorumlar kısmından bana sordukları sorularla ilgili onlardan önemli olduğunu düşündüğüm, herkesin işine yarayabileceğini daha doğrusu düşündüğüm birkaç tanesiyle ilgili videolar çekiyorum. Bugünkü videonun konusu da lider misin alır. En çok bu konuda gelen soru lider misine kullanmak şart mı? Şimdi lider misine kullanmak şarttır desem olmaz. Niye? Çünkü videonun altına o oh, arkadaş biz lider falan kullanmıyoruz. Bir sürü de balık yakalıyoruz diye mesaj atacak bir sürü balıkçı arkadaş var. Haksızlar mı? Haklılar. Doğru. Lider kullanmadan balık avlanır mı? Avlanır. Ama Tabi her işte olduğu gibi bunda da bazı nüanslar var. Mesela küçük farklardan bir tanesi avın verimi konusu. Yani sen şimdi balık avlıyor olabilirsin ama belki de 10 tane tutacağın yerde 2 tane tutuyorsundur. Veya nerede avlanıyorsun? Örneğin zifiri karanlıkta veya bulanık suda böyle çamurlu kumlu sularda lider misina kullanmasan balık yakalarsın olur ama benim gibi ağırlıklı olarak sabah suyunda gündüz işte jig, şorjik efendime söyleyeyim işte light şorjik spin vesaire e, yapıyorsan mutlaka berrak sularda ağlanıyorsunuz e o zaman da lider misinin o noktada faydası başlıyor Nedir mesela bu faydalardan bir tanesi? Hemen görünmezlik kısmı. Lider misinalar özellikle florokarbon olarak kullandığımız florokarbon malzemeden yapılmış olan lider misinalar nedir arkadaşlar? Görünmezler. O yüzden berrak sularda avlarında çok işe yararlar. O yüzden lider kullanmak bu noktada gerekiyor. Tabi sonra ne var? Kayalar var. Avlandığımız yerlerde taşlar, kayalar var. Mesela sarı kuyruk gibi, namı diğer kuzu gibi böyle akıllı hayvanlar o taşlara doğru gitmeyi severler. videolarından da takip edenler biri, aman taşlara gitme diye seslendiğim çok olmuştur. Niye biliyorum ki o taşlara gittiği zaman e, kayalara sürtünecek. İp misinalar her ne kadar çok kullanışlı olsalar da fluorokarbon veya monofilament veya fluorokarbon kaplı misine eski misinalara göre bu açıdan sürtünme açısından dayanıksızlık e, sergiliyorlar. Dayanıksızlar çoğu zaman dokunduğu anda hemen jilet gibi kesiyor ve gidebiliyorlar, kopabiliyorlar, kırılabiliyorlar. Ama bu e, misineler, normal eski usul misineler kat 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 e, böyle ince katlardan imal edildiği için üzerinden bir bir iki katı sıyrılsa da yine çekmeye devam edebiliyorsunuz. O bakımdan yüklere göre daha dayanıklılar. Önüne ne kadar uzun bağlayabilirseniz o kadar iyidir. İşte şu, şu kadar e, santim olsun veya olmasın gibi de bir şey söylemek de istemiyorum. Ne kadar uzun olursa aslında o kadar iyidir diyelim biz. Çünkü kullandığınız kamışın boyu vesaire bunlara e, göre belirlemeniz lazım. E, neyse orasını geçelim. Lider misinayı kullandığınız zaman o taşlara sürten e, lideri değiştirseniz işiniz bitiyor. Balığı çekiyorsunuz ama işte birkaç dakikanızı yeniden lider bağlamaya harcayabiliyorsunuz. Sadece tek kaybınız o oluyor. O yüzden lider kullanmak ikinci bir şekilde bu durumlarda faydalı oluyor. Ee, tabii düğüm mukavemeti de çok önemli. İşte klipse düğüm attığımız zaman ipten daha e, mukavemetli bu e, naylon tabir edeceğimiz eski usul e, fluorokarbon veya işte monofilament veya karbon kaplı olan misinalar daha düğüm mukavemetleri var. E Biz de çok kullanıyoruz e, klipslerde düğümleri. E, e, onun da bir faydası oluyor. E, başka ne var? Başka ne var? E tabi bir de esneklik var. Aslında esneklik yani ne kadar çok uzun kullanırsan o kadar daha faydalı olur az önce söylediğim gibi. Esneklik bakımından ipler hemen hemen sıfır yani sıfır esnekliğe sahip bu örgülü ip misinalar hiç esnemiyorlar. Zaten lidere de e, şok lider adı verilmesinin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Balık vurduğu zaman o misinanın az bir esnemesi bile o şoku emiyor ve e, sizi balığı tasmalamada, balığı yakalamada bir adım öne geçiriyor. Bu da tabi e, av veriminizi arttırıyor. Benim için önemli olanlar birincisi dediğim gibi görünmezlik. E, ikincisi dayanıklılık yani sürtme kayalara sürtme dayanıklılığı. Üçüncüsü düğüm mukavemeti ve e, dördüncüsü de bu esneklikle şokları emmesi arkadaşlar. Tabi lider misinanın pek çok daha fazla faydası sayılabilir ama bence bu kadar faydası bile lider kullanmak için yeterli sebep olarak düşünüyorum. Sizlerin de liderle ilgili fikirleri varsa aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Bu konuyla ilgili fikir paylaşarak asıl videolarımızın amacı olan, hedefi olan amatör balık avcılığına, at çek balık avcılığına, spin avcılığına yeni başlayanlar veya başlamaya heves edenlere faydalı olmak orada yorumlarla sizler de katkıda bulunabilirsiniz. Peki, ikinci bu videomuz inşallah herkese faydalı olmuştur izleyenlere. Kendinize iyi bakın. Tüm amatör balıkçı arkadaşlarımıza, dostlarımıza rast gelsin.